salatası. Malzemeler: 10-12 adet haşlanmış patates, yarım kilo pancar turşusu, 1 adet havuç, yarım bağ dereotu, yarım bağ maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet limon, aldığı kadar sıvı yağ. Bizim kız kardeşler böyle evden güzel bir kap getirmişler. Böyle değişik olsun şekilli olması için, daha güzel görüntü olması için. Ama böyle bir kap olmasa da değil mi? Kelepçeli kalıba yapabiliriz. Kelepçeli kalıba yapabilirsiniz, her şey yapılabilir. Tamam. Şimdi bizim malzemelerimiz arasında patatesimiz var değil mi? Güzel pancarımız var. Evet. Havucumuz var. Şimdi renklerini bunlardan alacaklar ama bunların sanırım önce bir rendelenmesi lazım. Evet, onları rendelememiz gerekiyor. Yeşillikleri doğramamız gerekiyor. Pancarı da rendeleyip suyunu sıkmamız gerekiyor. Tamam. O zaman malzemeyi 3 kişiyiz. Evet, bunu iş bölümü yapacağız. Tamam. Şu tabaklara bence biz bunları güzelce hazırlayalım. Rendeleyelim. Mesela patates işini sana veriyorum. Ben alayım. Madem ablasın, patatesi sen al o zaman. Tamam. Patates kocaman ya. 3 tane derin kap lazım. 3'e bölmemiz gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Şu büyük bir tane şeyi sana vereceğim. Tamam. Sana bir de rende vereyim. Pirinç salatasında da çok güzel olur bu. Pirinç salatası. Evet. Bu nasıl pirinci salata? Haşlarken şalgam suyuyla haşlarsanız rengi pembe. Aa. Çok 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 tatlı bir rengi olur. Yeşillikler, havuç katıldığı zaman rengarenk bir salata oluyor. Ay, bakın şu an süper. O da çok güzel oluyor. Böyle bulgur salatasında yapmıştım. Bulgur salatası çok güzel oluyor. Yani her şeyi deneyebilirsiniz görsel açısından. Güzel değil mi? Şalgam çok güzel renk veriyor. Bu arada biraz da pancarlar böyle ufak olduğu için biraz el oyulacak bir şey. Ben pancar turşusunu da kendim kuruyorum. Öyle mi? Evde kendin kuruyorsun. Daha güzel. Ha. Yani daha lezzetli. Yalnız hemen eller boyandı bakın. Hemen rengi diyor. Bunu peki çıkarmanın kolay bir yolu var mı acaba? Yani bence yok. Madem böyle bir yemek yapıyorsunuz artık eldiven boyandı. Eldiven takabiliriz. O eldiven işine ben sevmiyorum. Ben de işte kullanamadığım için eldiven. Gerçekten zaten böyle yemek işte o işinde olanlar çok eldiven kullanmayı sevmiyor aslında. Hani evde de böyle giyinip yapmadığımız için bunları günlük kıyafetlerle hiç sıkıntı olmuyor. Şu an tabii efendim buraya böyle süslü püslü geldiler ama. Yani. Ben yeni evlendiğim zaman cacık yapmam gerekmiş benim. Kayınvalidem anlatıyor, ben hatırlamıyorum tabii. Aldın diyor salatalığı diyor. İçeriye oturdun diyor. Tam yarım saat boyunca salatalık doğradın diyor. Kayınvalidem sinirlenmiş evden gitmiş. Yanlış gelin aldık diyor. Tabii diyor şimdi diyor olsa diyor orduyu doyurursun da diyor 2 dakikada diyor. O zaman ama öyle tabii kaç yaşında evlenmişsin? 19 yaşında evlendim. Yani ve hiçbir şey bilmeden evlendim. Benim annem çok titiz bir insandır. Çok elini bulaştırmadı senin. Yani hiç sokmadı mutfağa bizi. Yani üçümüz de sokmadık. Üç kız kardeşiz biz. O yüzden evlendiğimiz zaman kayınvalidemin olması çok iyi oldu. Yoksa yani hiçbir şey yapamazdım. Evet, aslında annelere buradan bir mesaj verelim. Kızlarınızı mutfağa sokun ki gelin olarak gittikleri zaman kayınvalide şöyle bir şov yapsınlar. Ama şimdi benim de kızım var. O 17 yaşında. Ama artık sen ona öğretmişsindir çoktan. Kıyamıyorum galiba. Bak şimdi. Ben yani yaptırıyorum. Kızları da mutfağa sokun ben ki onlar da yaptırıyorum. Erkek çocuklarına yaptırıyorum. Yapıyorlar şey yapsınlar. Senin olanlar? Tabii ki ben evden çıkayım mesela çarşıya gideyim. Onlar evde olsun. Mesela 16 yaşında olan yemek yapabilir mi? Yapar. Vallahi İstediğini ne yapar? Yapar. Her şeyi yapar okuldan geldiği zaman. Bravo. Bütün istediği, canı istediği her şeyi yapar. Ve ben ona hep tembih ederim. Oğlum ben çarşıya gidiyorum. Yanımda arkadaşımla gelebilirim. Ev toplu olsun. Ben hiç onların odasına girip odalarını topladığını bilmem. Ay süpermiş. Böyle bir erkek çocuğu ben de istiyorum ya. Paşam paşam diyor seviyor ama paşayı da bayağı bir... Evet ama yapıyorlar. Küçük çocuklarınız var. Maşallah takip ediyorum. Çok tatlılar. Ay, Allah bağışlasın. Benim de versin. Benimkiler tabii daha çok ufak. Daha onların bir şey yapması. Şu an ancak büyük olan kendi suyunu alabiliyor. Ona bile artık mutlu oluyoruz. Ya tabii. Ama bir şey diyeceğim. Ben senin gibi yapmaya bir karar verdim. Çünkü anneler genelde erkek çocuklarını bir şey elletmezler. El bebek, gül bebek. Sokmazlar. Sonra beyler de büyüdüklerinde artık eş olduklarında her şeyi bu sefer ayaklarına istiyorlar. Beni, değil mi? Evet. Canım suyumu sen getir, canım bir çorba ver, canım bir şey yap. Aslında beylerin de böyle mutfağa girmesi gayet güzel oluyor. Tabii, bir yani, de bir şey söyleyeyim mi Pelin Hanım? Ortak yapıldığı zaman daha güzel. Şimdi kız çocuğum olmadığı için şimdi bana bakacak sadece onlar. Bir kız çocuğum olsa hayırlı evlat diyorlar ya kız çocuklarına. Benim olsun, için erkek evlat hayırlı. Daha hayırlı. Tabii. Bu arada 3 ayrı kaba. Patatesi 3'e böldük. Seda böldü. 3'e böldük. Şimdi bunları diğer malzemelerle karıştırıp renklendireceğiz. Bu da yeterli artık. Tamam. Rengarenk bir salata olacak değil mi? Evet. Rengarenk bir salata. Evet. Şimdi bunu koyduk. Şimdi maydanozlarımız var. Evet. Dereotumuz var. İstersen daha büyük bıçak da verelim, rahat mı? Yok, yeterli.
Gerçekten Pelin Hanım bize hiç inanamıyorlar biliyor musunuz? Biz üç kız kardeşiz. Ablamın dediği gibi annem hiçbir iş yaptırmadığı için. Şimdi annemin arkadaşları böyle sen bunları hiç mutfağa sokmadın ama bunlar bunları nereden öğrendiler diyor. Kayınvalide öğretti tabii evet, değil mi? Çok şükür. Biraz tabii insanın kendisiyle de alakalı yani. Böyle yemek yapmaya merakınız varsa, araştırmaya merakınız varsa... İçinden gelecek bir de insanın hani herkes mutfağı sevmez ya biz üçümüz de çok seviyoruz. Maşallah ne kadar güzel. Eşler çocuklar şanslı tabii. Misafir ağırlamayı çok seviyoruz. Ramazanlarımız çok güzel geçer. Safranbolu'da evet. Peki böyle mesela Ramazan'da bu yaptığımız yemeklerden yapıyor musunuz akşam? Ya da böyle atıyorum mesela lahmacun böreği sahurda olabilir evet, aslında. Evet sahurda yapıyoruz. Sahurda lahmacun böreği çok güzel gidiyor mesela. Şimdi canım o zaman siz sahurlar da çok böyle rengarenk geçiyoruz sofralar. Ekmek açtığımız bile olabiliyor yani gözleme yaptığımız. Bizim sütlü ekmeğimiz vardır de Safranbolu'da. Kayınvalidemin yöresinden, köyünden. Onda küçük lavaşlar yapıp süt kaynatırız, karabiberli süt kaynatırız, içine batırırız. O da çok lezzetli olur. Bu da çok güzel. Hiç böyle duymadığım yemekler, değişik şeyler şu an öğrendim. Tam sahur yemekleridir onlar. Sizde oruç tutmak daha keyifli o yemeklerle. Çok keyifli, evet. Şimdi buna yeşillikleri birleştiriyoruz. Şimdi üçe bölmüştük. Evet. Haşlanmış patateslerimizi rendeledik. Bir tanesi yeşillikleri. Kaşık alayım mı? Tamam, kaşıkla. Kaç tane kaşık vereyim? Üç tane alalım, üçümüz birden. Tamam, şimdi. Mesela birine yeşillik karıştıracağız. Evet, siz birine yeşilliği karıştırabilirsiniz. Birine de pancar karıştıracağız. Hadi o yeşillikleri ben karıştırayım. Ablacığım. Tamam. Şöyle yapalım. Şey katmamız gerekiyor. Sıvı yağ ve limon. Evet onu diyecektim. Şu an biraz kuru duruyor bunlar. Tamam. Hepsini ayrı ayrı sıvı yağ, limon, tuz koyacağız. Limon koyacağız. Ben bu arada o zaman limonumu sıkayım. Tamam. Ben de tuzları ekleyeyim. Şuradan... Artık sizin çocuklarınız yemek yemeye başladılar mı Pelin Hanım? Çorba, tabii ufaklık katı gıdalar. Hala süt içiyor ama büyük olan her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor derken aslında yiyebilir ama birazcık makarnaya taktı bu aralar. Onun derdi hep makarna. Ben istiyorum ki böyle daha çok sebze yesin. Biraz büyüdükçe tabii inat da başlıyor ya çocuklarda. Tabii. Sizde de oldu mu oldu, ufaklarda? Evet. Ufakken. Çocukların en büyük derdi zaten yemek yedirme derdidir. Ya bu annelerin hakikaten çocukları bir yemek ama işte anne olunca çocuğun yemek yiyince bir mutlu oluyorsun değil mi? Yani ben aç dursam olur ama o tok dursun. Evet doğru. Evet. Benim karnım doymuş gibi oluyor onlar doyduğu zaman. Değil mi? Gerçi benim kızlarım maşallah ikisi de çok güzel yerler. Yani küçükken hiç sorun çekmedim. Siz nerede yalnız yemek Evet ablamın çocuklarına kayınvalidesi baktığı için tabii ki yerler. Ben çocuk büyük büyük kızım da genelde babaannesindeydi onun hakkı çoktur. Yalnız bu değil mi babaanneler, anneanneler? Allah onlardan razı olsun. O kadar güzel ki onların varlığı. Emanet ettiğin kişiye güveniyorsun ya. Evet, istediğin yere git yani dünyanın ucuna git biliyorsun. Sen kadar güzel bakacaklar. Limon çok güzel bir şey. Artık? Ekleyelim. Şuradan vereyim. Bunları koyduğunuz tuzlarına değil mi? Evet. Ablam ekledi. İnsanın ablası olması çok güzel bir şey. Ay hem de ne kadar güzel bir şey. Ben isterdim böyle bir ablam olsun. Keşke olsaydı çok büyük şansımız çünkü bizim. Evet. İyi anlaşan böyle abla kız kardeş olmak çok güzel bir şey. Bizim hiç canımız sıkılmaz ki. Kimse olmazsa olmasın biz dört kız kardeş. Bir de manevi ablamız var. O da Naciye ablamız. Onu çok yani çok Naciye çok çok seviyoruz. Selam söyleyelim o zaman. O da burada zaten. O bizim sürekli destekçimiz. Sağ olsun. İşte kardeşlik böyle. Her zaman destek olur. Şimdi, bundan bir tadacağım bakayım. Düşmüş göz hap yedim. Şimdi, üç tane böyle ayarladık. Artık kabımız da burada. Tamam, bunlar o yüzden hazır. Evet. Şimdi kızlar böyle evlerinden güzel bir kap getirdiler. Olmayabilir, düz bir kek kalıbında da olabilir değil olabilir, mi? Olabilir, evet. Maksat onu böyle bir şekil vermek. Salata kasesinde olabilir. Nasıl yapacağız şimdi, ayrı ayrı mı? Şimdi ayrı ayrı, en altına şalgamlı olanı. Yani hepsine bir kat. Evet, pancarlıdan her dilime bir kat ondan bir kat buradan. Yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Tamam. Düzleştiriyoruz elimizle. Bu silikon kaplar çok rahat oluyor. Evet, bunlar her şeyde çok güzel. Sütlü tatlı çok yaparım ben mesela. Sütlü tatlı da çok güzel oluyor. İki renkli yapıyorum bazen. Bazısı şey pilav üstü et yapınca falan masada çok şık duruyor. Kenarlarını siz sulun da seviyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Bu kadar yemeği bir de sunmak zaten, var. Bizim yemek hocamız öyle derdi. Hani yemeğin lezzetinden çok görüntüsü sunumu önemlidir derdi. Evet
Şimdi Sedacığım ilk böyle katı koyduk. O katı koyduk. Şalgamlı. Onu böyle kenara alalım. Evet. Şimdi ben de şu ikinci katı koyacağım. Tamam. Bir şey soracağım size. Yemek hocamız dediğiniz birisi var galiba. Evet. Safranbolu'da Safranbolu Belediyesi'nin açmış olduğu yemek kurslarımız var. Öyle mi? Sadece yemek kursu değil. El işi kurslarımız var. Evet. Safranbolu Belediyesi'nin çok güzel kazandırdığı Safranbolu'ya. Orada yemek kursu hocamız vardı. Oraya biz gittik kardeşimle beraber. Hı hı. Ben 4 yıl gittim aralıksız. Bize bir sene yetmedi. Bayağı mezun olmuşsunuz yani oradan değil mi? Bize bir sene yetmedi. Zaten 3 aylık kısa kurslar. Peki orada hakikaten böyle çok şey öğrendiniz mi? Öğrendim tabii Mesela işi köfte yapmasını ben orada hocamdan öğrendim. Oo, süper. Bayağı böyle sınıflar var. Yemek yapıyorsunuz. Öğretmeniniz de var. Mutfak var. Aynı böyle bir şekilde kocaman bir mutfak var. Bir 10-15 öğrenci oluyor. Hoca ders veriyor orada. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Bence çok zaten. Güzel bir şey. Yaptıklarımızı güzelce yiyoruz. Yani imkanlar doğrultusunda aslında böyle... Görselleri orada çok fazla öğrendik mesela. Ortam süslemeyi. Çok güzeldi arkadaşlar. Şalgamlı patates salatamızı biz güzelce böyle kat 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 dizdik. Değil mi? Çok güzel bir sunum için şey oldu. Yalnız önce bunu dolapta biraz bir saat kadar. Birazcık donması lazım ki biraz rahat çıkması için kalıpta. Yapışsınlar. Ablacığım bunu akşamdan yapsak nasıl olur? Akşamdan yaparsa daha iyi olur. Ablacığım nasıl yapsak acaba? Evet mesela öyle böyle olur. Şeyleri akşamdan yaparsanız büyük sabah çok olur. Daha güzel. Evet. Buzluk değil yalnız sakın karıştırılmasın. Evet. Sadece buzdolabı kısmına koyuyoruz. Evet. Biz o zaman şimdi ben bunu buzdolabımıza atayım. Güzelce şöyle bir donsun. Ondan sonra lahmacunumuza bakalım. Lahmacun böreğimize. Tamam. Sonra da Hindistan cevizi toplarımızı yapmaya başlayalım. Tamam.